Selamlar millet, hoş geldiniz. Konsol üstüne, evet, remake'lerin adamı ya da remake demeyelim de elden geçirilmiş oyunların, evet, yani remastered edilmiş oyunların adamısın sen bundan oğlum, sonra. Vakit bol nasılsa bana denk geliyor. Ben artık bunu ilan ediyorum. Yok abi, hep sen, ben hiç oynamadım. Gerçekten mi? Ne oynadım ben? Bilmem, hatırlamıyorum. Hiç remake yapılmamış oynamadım, genelde sen oynadın hep. İyi de oldu, boş ver. Remake mi remaster mı sonra konuşuruz bunu yani, zaten. Evet. Şimdi PS2 zamanına bir geri dönüş. PS2 zamanına mı? Ben sana bir şey söyleyeyim ya. Hı. Bu oyun hala oyun dünyasındaki çizgisini... Tabii ki. O başka bir konu. Ona geliriz ama tabii, yani PS2 dönemi demek lazım. Ama PS2'de çıktığı için dedim. Tabii ben ki yani. PS2 döneminin... PS2'de bunu tecrübe ettiğimiz için. Evet, çok doğru ve zaten zamanında PS2'nin en baba oyunlarından, hatta şunu söyleyeyim. Oyun tarihinin. Şunu söyleyeyim. O zamanlarda tabii ki böyle chip mip yok. Veya işte çok böyle uyduruk çipler var biliyorsun. PlayStation 2 döneminde hemen hemen Türkiye'deki herkes çipli geçirmiştir. Hı hı. Benim o zamanlarda orijinal aldığım oyunların başına geliyordu bu. Evet. Bende de orijinal geliyordu. Öyle mi? İçinden bunun bir de kartpostalları çıkmıştı. Böyle ikonun işte şey kızla böyle işte gün batımı falan filan. Ben Amerika'dan alıyordum. eBay'den alıyordum. Öyle o mi? Zamanlar. Ben Türkiye'de dom alıyordum. İyi. Yani oradan gelen bir arkadaş vardı. Ben gelirken 4-5 tanesini böyle ona getirtiyordum. Süperdi. İko da onlardan biriydi ve şimdi tekrar yad edeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar, bilmeyenler için konuşalım. İko, varsa. Tabii ki. Ya vardır muhtemelen. PlayStation 3 de bu camiaya alım yapmıştır vesaire. Normaldir veya sadece Xbox'ı vardır. Şimdi arkadaşlar, İko aslında bir hayatta kalma oyunu veya bir platform puzzle veya ne bileyim bir aksiyon oyunu tanımlamak çok zor. Bir adventure demek çok zor ama bunun böyle birçok güzel örneğine günümüz içerisindeki oyunlarla bakarsak hala çok iyi uyarlamış olan, hala kendine böyle şahsına münasır bir doğası olan, şahsına münasır bir duygusal olan bir oyun. Ama temelinde ne var arkadaşlar? Bu bir kızı kurtarma oyunu. Neden kızı kurtarma oyunu? Hiç bilmediğiniz bir ortamda sizi oyun bir anda bir demo ile başlatıyor. Diyor ki sizin köylüleriniz, sen bizim köyümüzü kurtarmak için bunu yapmaya mecbursun. Sanki orada bir kurban veriyormuş gibi tanrılara gibi bir şey var. Seçilmiş çocuk bu ama seçilmiş çocukları onlar kurban ediyorlar. Kurban ediyorlar. Çünkü yani seçilmiş çocuk olması sebebi biraz sonra yakın çevanda göreceğiz. Çocuğun boynuzları var. Evet. Bu çocuk da öyle şey yaparken, demo içerisindeyken bir şekilde kurtuluyor, bir kızla karşılaşıyor. Bu kızın da peşinde karanlık güçler var. Hakikaten karanlık güçler var ama şaka değil. Şimdi göreceğiz, mizansen değil. Evet. Karanlık güçlere karşı bir takım bölümleri geçerek İko'ya ve onun yanındaki işte kız neydi? Palantine miydi? Neydi kız adı? Unuttum. Yardım ediyoruz. Beynimizde sadece bir odun parçası var. Zopa var. Evet. Birazdan şimdi daha da derinlere inşallah ineriz, irdeleriz ama sen ilk önce şöyle bir bakalım neler istiyorum yapmışlar PlayStation 3'e oyunu. Bir şey yapmamışlar. Aslında bu 2002'de de bu vardı. Bu sahneyi ben çok etkilendim, sahnelerin başından geliyordu. Yani arkadaşlar, evet, falan. Teknik girmek istemiyorum ama yani şu teknik hala bakar mısınız? Şu an bana şu sahneyi göster. Ben pek böyle PS2 oyunum bu, remake mi demem mesela, sadece şu su için konuşursak. Yok, o kadar değil. Çok ideal, çok güzel bir görüntü Murat, yani şeyi, aktarımı güzel, tasarım çok güzel yapılmış. Yani tamam, etkileyicilik bakımından etkileyici, ona bir şey demiyorum da diğer remake'lere göre ya da ne diyelim buna, elden geçirilmişlere göre biraz daha grafiğinin, görselliğini zayıf olarak buldum ben. Özellikle onu. God of War yine aklıma geliyor. God of War'ın hem God of War hem de PlayStation PSP'den aktarılan God of War'da dokular falan daha iyidir. Ama çok eski kalmış havası yok. Onda haklısın. Şimdi, yani oynanabilir kıvamda. Seni rahatsız ediyor mu? Yok, beni etmiyor. Şimdi biraz animasyon etti sadece. Çocuğun çocuk biraz... o zaten hala şey biraz zopa yutmuş gibi yürüyor. Hı-hı. Şeyden bahsedeceğim önce. Ama tabii bu oyunda hiç önemli olmayan detaylar aslında. Şundan bahsedeceğim. Kızlar diyeceksiniz. Ben size sadece bölümü göstermek için save'den kaynaklanan bir sıkıntı var. Yani bir yarım saat fazla oynamam gerekecekti size burayı göstermem için. Aslında ben burayı çözdüm. Ama kız şu an yukarıda. Kızın oraya nasıl gittiğimizi ben size bir anlatacağım. Sonra ileriki bölümlere beraber oynayacağız. Şimdi arkadaşlar, böyle bir anda geldiğimiz zaman böyle bir sahneye böyle bakıyorsunuz. Şu kapıdan hep beraber geçiyoruz. Şurada bir kapımız var arkadaşlar. Bu kapıdan geçtikten sonra bir ortama giriyoruz kızla beraber, ne yapacağız ne edeceğiz derken aslında şuradaki platformun ileride birleşebileceği farkına varıyoruz. Şu platform uzayacağını aslında, bak şu an bak kız burada karşıda. Normalde bu platform bu kadar uzun değildi, ben bir şey yaptığımda uzadı bu platform. Ne yaptığımı şimdi sizlerle beraber göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk onda arkadaşlar, en güzel yanı, bir yeni bir haritaya, yeni bir bölüme geldiğiniz zaman aslında orada yapılacak bir takım bulmacaların ve bir takım akrobasi hareketlerin olması.
Böyle animasyonlar sizi birazcık rahatsız edebilir ama o dönemin animasyonlara göre hakikaten güzeldi bunun animasyonları. Ben tabi buraya sizi birazcık ezbere oynuyorum şu an itibariyle ama birazcık bulmak için, ne yapacağız, ne yapacağız bulmak için cebelleşmek gerekiyor. Şimdi şuradan şöyle geçtik. Arkamızı şuradaki şeye verdik. Zemine verdik. Amacım rüzgar gülünü şeylerine tutunarak Murat değirmeni kontrolerek biraz daha şuradaki tepedeki üste çıkmak. Şimdi tabi burada aşağı düşersem ne korkusu olacak var. O korkusu yok. Su var o yüzden. Suyu yapmışlar. İşte burada bir yapımcı bize bir şey vermiş. Mesaj vermiş ama arkadaşlar önemli şey bu oyunda kesinlikle ve kesinlikle ne yardımcınız ne bir doküman size ne yapmanız gerektiğini anlatmıyor. Her zaman için deneme yanılma ile veya düşünce sizin olmanız lazım. Çok zor bulmacalar değil. Ama birazcık böyle kafa yormak zor gerekiyor. Zor olanlar da vardı. Bir yarım, bir 20 dakika falan harcadın oluyordu. Var. Şimdi bakalım doğru zamanlamayla atlayabilecek miyiz? Evet, şimdi hemen buradan sağa doğru. Mesela şu manzara... Zopasını da bırakmıyor yani. Evet, zopayı bırakmaz. Şimdi eğer biraz sağa gidersem şey yapacak, düşecekti. Hı-hı. Onun yerine böyle tam dik konuma geldiğim zaman 90 dereceyi tamamlayınca kendimi aldım. Şimdi açı beni buraya gösterdi. Şimdi Murat sana şunu soracağım. Demiştin ya beni böyle şey çok beğenmedin diye. Şu engin böyle ufuklara bakar mısın Allah aşkına? Yani şimdi ne zamanın oyunu diye kıyaslıyoruz bunu ve bak ne kadar yani uzun bir çizim mesafesi var. Güzel. Yakın mesafelerdeki dokular. Dokular mesela, evet, mesela çok bak iyi. Taşlara bakarsan oralar, biraz yaklaşsak yani, kötü. God of War'da daha iyiydi mesela. Evet doğru. Tabii o orijinal oyunun hazırlanış biçimine de bakar. Belki tabii. PSP'yi bir gün PlayStation'a aktarmak üzere yapmış da olabilirler orijinalinde. Evet. Bu kanepeler bizim save noktalarımız. Evet. Taştan koltuk. Oraya zaten sonra geleceğiz. Ardından sen oradaki diğer tarafa ulaştın. Evet. Şimdi kız tabii ki bizim yanımızda gelmek için bir takım aksiyonlar yapmış ama zavallım bak burada kalmış. Hı. Şimdi bu arkadaşlar kızı birazcık aptal bu kız. Çağırmak için bumper'ı kullanmak gerekiyor. Yanına geliyor bu kız. İşte bir takım platformlardan zıplayamıyor. Ona mutlaka yardımcı olmanız lazım. Yani bazen haliyle ve şey yapmanız lazım. Bu oyunda şu ana kadar bence hala oyun dünyasında kullanılmayan çok güzel bir şey var. Cevher var. O da empati. Bak yine gitti. Ben sana demiyorum. Kızın kafası güzel çünkü. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Hala kullanılmayan bir cevher var. O da empati. Yani benim acaba bu yanımdaki oyuncuyu ne yapmam lazım ki buraya çıkmalı? Sorusunun cevabını burada çok arıyoruz bazen. Çünkü bu bir kız. Hı-hı. Ve kızlar da çıkamaz. Ve akrobisi yetenekleri olmayan bir kız maalesef. Evet. Tom şey değil, Lara Croft. Lara Croft değil. Ben bir parantez açacağım. Şeyi söyleyeceğim. Şimdi bu oyunda arada sırada düşmanlar çıkıyor. Aslında bir aksiyon da var içerisinde. Gösterirsin muhtemelen. Geleceğiz zaten evet. Ama aksiyon bu oyunun aslında can damarı değil. Ya da ana konusu değil. Daha çok bu yapayalnız bir kaledesiniz. Evet. Buraya da ilk kez getirildiniz. Bir tane kızla tanıştınız. Evet. Bu bir kafesteydi başta. Onu oradan kurtardınız ve bu kaleden aslında kurtuluş mücadelenizi evet, anlatıyor. Ama o kadar böyle eşsiz bir olayı var ki olayın. Hı-hı. O da şu. Bu oyundaki konuşmaların hiçbirini anlamıyorsun. Evet yok. Zaten yani iki taraf birbirini anlamıyor bu onların arada. Onların dilinde. Yani bu adam çocuğun geldiği bir işte bir kabile evet. var. O halk var. O bir dilde konuşuyor. Hı-hı. Kız başka bir dilde evet. konuşuyor. Sen ikisini de anlamıyorsun. Evet kesinlikle. Ama bunlar konuşuyorlar. Konuşuyorlarken yani, gel yani gel işareti beden dili yani anlaşıyorlar. Bu o kadar güzel yapılmış ki böyle birbirine iki yabancı, evet. yabancı bir mekan. Evet. Ve sen de onlara yabancısın aslında. Hı-hı. Sen de oyun boyunca onları tanıyorsun. Evet. Kaleyi keşfediyorsun. Hı-hı. Ve onlarla o yüzden çok iyi bütünleşebiliyorsun. İşte çok bu doğru. birbirinden çok iyi ayrılması nedeniyle Hı-hı. muhteşem bir tasarım yani. Şimdi zaten oynarken görüyoruz arkadaşlar bu oyunda hep yalnızsınız. Yani bunu o kadar güzel yedirmişler Hı-hı. ki. Yani bu kızı burada bıraksan ölecek. Evet, kurtuluş yok, ölecek. Kurtuluş yok. Yani ve bir şekilde yardım etmelisin ama sen de bir çocuksun yani. Elinde sopayla içinde kan güçlere karşı savaşıyorsun. Yani ne yapabilir ki bu çocuk? Bu çocuğun bir takım yetenekleri var en fazla. Ya, çocuk yani sonuçta. Evet, şimdi yapmayın. Bir şeyden bahsedeceğim. Bu oyuna çok beğendiğim nokta var. Oynarken siz de fark edeceksiniz. Bakın, şu arkadaki Murat şeyi görüyor musun? Kaleyi, bir gidiş var. Arkadaşlar genelde mesela Prince of Persia serisinde falan bilirsiniz. Böyle hep böyle odalardan geçersin. Bir yere gidersin. Yeni bir dünya gelir. Çok güzel tasarlanmıştır. Gitme şuraya. Pis. Dur. Neyse şimdi alacağım onu. Hep böyle bir tasarlanmıştır böyle bir şeyler. Harika tasarlanmıştır ama bir bütünlük yoktur. Genelde acaba ben neredeyim mi çözemezsin. Yani Prince of Persia'da ve onun rakiplerinde benzerlerinde
Hep gidersin, gidersin, gidersin. Aslında neredesindir bilemezsin. Aslında onların bulmacaları şöyle çekiyor. Yani burada bir oda evet. var. Bağımsız bir oda var. Var. Bağımsız mesela, bir oda odalara var. Odalara ışınlanıyorsun. Oda yani, evet. Alan diyelim. O aralarda bir geçiş load var aslında. Evet. Ama bunda bütün bulmaca lönk diye yapılmış. Evet. Yani adam yaparken bir mimar tasarım getirmiş. Demiş evet. ki kalenin burası olacak. Bu adam bu yoldan buraya geçecek. Geçerken şu manzarayı görecek. Bunun içerisinde evet. bunu çözecek diye. Bütünsel bütün, yaklaşmış bütün. Olaya. Şimdi siz de oynarken fark edeceksiniz. Yani gördüğünüz her yeri açıyoruz. Bu kız sadece bu kapıları bu kız açabiliyorsunuz. Bu macanın bir parçası da bu. Yani buraya tek başına ulaşmanız sizin oradan geçmenize fayda sağlamıyor. Zaten tek başına ulaşamıyorsun muhtemelen. O evet. gidişatı içerisinde. Şimdi buraya geldik. Burada ne yapacağız? Bir kapımız var şurada. Ama bu kapı kilitli. Burada bir tane zinciri var. Şimdi hemen zincirden Murat tutalım. Yavaş yavaş çıkalım. Animasyonlar falan böyle evet, çok fena değil yani işte. Fena değil. Yürüyüşünde evet. biraz şeylik vardı abukluk ama. Abukluk var. Ve tabii ki sen uzaklaşınca evet. hemen karanlık güçler çıkıyor. Güçler çıkıverdi. Şimdi müzikler bile Murat, yani aslında müzik dememek evet. lazım ama sağlam ekip geldi bu arada. Böyle bir hakikaten şey. Hop atla aşağı. Dur abicim hemen şuradan bak. Kızı, bak, kızı şimdi kaçırmaya burada, çalışıyor onlar. O... Burada arkadaşlar en temel şey. Aa gitti kız yani. Yok yok gitmez. Söyleyeyim. Kızı kanıtın içerisinde çekmeye çalışıyorlar. Siz de tamam. arkadan Tabii. yapıştıracak. Neyse kurtardım ben en nihayetinde. Şimdi bir tanesi daha aldı bak görüyor musun? Sanki sen, saraydan kız kaçırıyor. Sen bu arada tokatı yedin için bayağı zor yamuldum. Kendine çok, geldin. Çok yamuldum. Hemen kızı kanıtlardan çıkartalım. Şimdi bu adamlar tabii bizim peşimizi bırakmayacaklar. Bunlar kötü insanlar. Bunlar kötü güçler. Kötü yaratıklar. Bunlara zor payı vereceğim. Meşe odununu. Islattı beni Murat ben akşamdan bunu biliyor musun? Ağır çekiyor ama bak. Çıksanız oğlum çıksanız ha. Tabii. Ne zannettin? Baga mı denk ah, geldi? Yok yok bir tane şimdi ufaklar geldi. Oo nasıl serdim? Sinirli. Şimdi arkadaşlar yaratıklar da kendi içerisinde tip tip. Bazıları mesela yere gömülebiliyor. Hı-hı. Bunun gibiler uçabiliyor. Şu tipler vardı. Hı-hı. Bu uçmaların kötü bir yanı var. Biraz sonra yaklaşacağız size göreceksiniz. Şurada bir tane var bak giremiyor içeri. Şimdi o şey olacak böyle toz olacak. Hı-hı. Uçanlar arkadaşlar bazen kızı alıyor. Getiriyor mesela yukarıda bir yere götürüyor. Ve orada bir kara delik var. Oraya atıyor kızı mesela. Hı-hı. Ayva yediğini resmi o an. Hah atladı kendini. Örümceğimiz bu da gitti. Şurada bir tane daha örümcek atlayacak şimdi. Şimdi birazcık eleştirmek lazım. Kamera açısı her zaman iyi evet, değil. Zaten kamerayla sen bayağı bir şey halindesin. Evet. Cebelleşiyorum. Boğuşuyorsun devamlı. O belli yani. Dinamik bir kamera kullanmışlar. Hak veriyorum. Evet, çok... Ama onu iyi kotaramamışlar. Yani Hı-hı. her zaman bana doğru açıyı sorgulamak kurgulamak konusunda sıkıntı var. Peki bizim eleman çocuğun şeyi var mıydı bir enerjisi falan? Hiçbir şey yoktu. Ne zaman nasıl ölüyordu? Ölmek yok bunda. Bu dayak yiyince ölmüyor muydu? Şöyle dayak yiyince ölmüyor ancak yukarıdan düşersen ölüyor. Hı. Evet. O şeylerden karanlık düşler seni öldürmüyor muydu? Yok öldüremiyor. Ben şu anda ölmedim en azından öyle söyleyeyim. Şimdi burayı ben bildiğim için size hemen hızlı geçeceğim. Aslında normalde buraya gelince eyvah ben ne yapacağım falan diye bir kalıyorsun böyle bir işte baksana duvarlar muvarlar bir şeyler çıkıyorsun diyorsun ama kapalı bir mekan kapalı aslında. Mekan aslında. Burada hemen karşı zıplamak için bir su borusu var. Hı-hı. Altta vanası falan var böyle oyunda fake noktalar da var. Hı-hı. Bunları kafayı takarsan yarım saat falan burada mesela cebelleşiyorsun. Hı-hı. Ama biz bildiğimiz için şimdi şunu yapacağız. Burada bir tane çözülmüşü çukur var. Var çözülmüş hazır çözülmüşü var. Buradan çukurdan düşüyoruz. Bak mesela şu görüntü güzel. Hoş değil mi? Ambiyans bak ambiyans çok güzel. Evet. Yani güzel de uygulanmış, evet. uyarlanmış. Şimdi şuradaki bastık. Arkadaki açıldı. Kapı açıldı. Kızı çağırıyoruz. Hı-hı. Seslendik. Gel. Atladı o. Sen Aa. Burada dur diyeceksin ha değil mi? Evet. Baksana koş şu falan. Hı-hı. Kız hakikaten yani. Her şeyi var kızda. Uzun kulaklar. İnce kulaklar değil mi? Gel bakayım sen böyle köyünden tutayım ben seni. Buraya da koyalım. Şimdi kucağını alıp götürebiliyor muydun? Böyle şeyler yok Murat. Kızı şimdi şuraya bir koyalım. Yani niye böyle anladın? Anlamadım ki. Kızın burada durması lazım. Dur, dur. Ah. Aman be güzelim ne yaptın sen? Biraz karanlık. Tabii sen karanlık. Evet. Televizyonda karanlık. Güzel. Evet. Şimdi açtık. Şimdi kızın elini bıraktırmışsın arkadaşlar. Kız orada biraz bir süre sap kadar kalacak. Sap gibi duracak. Orada hemen, hemen kaçacağım koşmuş. Buradan. Çıktım. Ama şimdi burası kapanacak. Çünkü iki tane şey var orada. Anahtar var. Şimdi Hı-hı. kızı bıraktığımda kız oradan kalktığında kapı kapanıyor. Şimdi ne yapacağız? Az önceki deliğimize gideceğiz. Aşağı atladığımız deliğe. Delikten kıza sesleneceğiz. Buradan.
Kız orada. Hı-hı. Şimdi kamera aslında gösteriyordu bir de kızın nerede olduğunu. Hı-hı. Ama. Kız geliyor. Geliyor evet. Evet bak, ha. Kamera ne kadar aslında uğraştırdı beni. Ha. Şükür. Aa, yapma bunu bize. Ne yaptı, takıldı mı? Evet, takılmış olabilir. Böyle bazen ufak tefek bugları var. Şimdi evet, bunu... sorunlu aslında. Bak evet. Demin de şey, bizim karanlık güçler takılmıştı. Saatte evet, gelememişti. Hemen. Şimdi aynı şey maalesef. Dedim ya sana, programın başında kızım bazen böyle ilaçlandığı mı, artık kafasının güzel olduğu mu belli değil. O yüzden bir şey yapıyor, şaşırıyor. Ah. Kurtuldu. Şükür. Şimdi tekrar. Hadi bakalım Denikon. Bak görüyor musun? Kız böyle bazen ne yapacağım konusunda sıkıntılı. Ama yani o teknik bir şey ya. Ben zamanın... neredeydim ya? Ha. Ne oluyor ya? Zamanının programcılığından kaynaklanıyor biraz da o. Hani ha. Çok iyi kotalama olabilirler. Böylece açmış olduk. Evet. Tabii. Şimdi kızın hemen elinden hızlıca tutarak arkadaşlar. Şuradaki büyük yeni alanı açmışız kıza. Teşekkürler. Ve yeni bir bölüme, yeni bir macera gidiyoruz. Peki bak, şimdi bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Murat, görmüş olduğun gibi burada daha böyle zincirler. Evet. Bak burada yollar var. Yani bu şu demek o da, sen yakında gene buraya döneceksin. Bir ara buraya döneceksin. Tekrar geleceksin. İşte dedik ya, oyunun bütünselliği var diye. Hı-hı. Çok sık diye arkadaşlar, 3-4 bölüm geçmiyorsunuz. Bazen 1-2 önce sahneye veya ileri sahneye gidiyorsunuz. Hı-hı. Ama düşünülmesi, bütünselliği koruması ben çok beğendiğim bir nokta. Yani bir olayı geçip bırakmıyorsun oradanın peşini. Onun bir devamı var ileride. Ya aslında ICO bence bu modern macera dediğimiz oyunların atası, başlangıcı diyebileceğimiz oyunlardan. Vallahi çok iddialı konuşmazsak yani. Puzzle aslında, bulmaca, yani yanında bir eşya taşımıyorsun ama sonuçta bir macera oyunu. Evet. Aksiyonla süslenmiş ve çok güzel bir takım dinamikler, hı-hı, getirilmiş bir oyun. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben bu şeye ulaşamıyorum. Kola. At kızı. Yok, kız da bunu yapamıyor ama şurada bir tane bak şey var. Sandık var. Evet, ama var. Sandığa da benim için boyun yaşamıyor. Ne yapacağım diyorsun? Diyorsun ki Onur birazcık burada bir tehlike çanları çalıyor senin için. Şimdi bakar mısın? Bak aslında şu sol taraf bizim az önce geldiğimiz yer. Hani büyük evet. Şey var. Diğer yüzeyine evet. Çıkacak. Yüzüne çık. Doğru bak. Şey sağ tarafta bizim bak daha nerelere gideceğimiz alanlar. Yani hı-hı, bu bütünselliğini çok seviyorum oyunun. Bir sonraki adımda senin ne beklediğini, hı-hı, neyin göstereceğini çok iyi anlatıyor. Dediğim gibi adamlar bir kere de yapmış bu puzzle'ın bütün parçasını. Şimdi burada arkadaşlar çok fazla böyle tehlike hareketlerine bulunmadan. Evet. İkocuğum hadi canım. Sopasını da bırakma. Nereye gidiyor ha? Burada bir kontrolör bazen böyle arkadaşlar açı değişince sola çektiğin halde evet, algılamayabiliyor. Bu tip böyle sıkıntıları her var. Her zaman vardır o. O nesilde vardı mesela yani, en azından. Şey arada hatırladığım kadarıyla sopayı yaktığın da oluyor değil mi? Evet. Ateş, o bölümlere geleceğiz. Onları da bir gösteririz şimdi. Şuradan hemen arkadaşlar bir adım daha attık. Yani aslında arkadaşlar Prince of Persia'nın yapmış olduğu güzel bir element vardı, güzel bir kimya vardı, hı-hı, ama o kimyanın temel elementleri bundan geldi. Yani ben bunu çok rahat Prince of Persia serisi... Prince of Persia bundan çok önce Prince of Persia. Hayır, Prince of Persia... Bir dakika. İkinci... Sand yani... of Time'dan bahsediyorsun. Ben Sand of Time'dan bahsediyorum. Yani ilk tamam, Prince of Persia... Sand of Time da şeyin Honest'in bundan önceki oyunları. Değil, yani. Sand of Time bundan sonra geldi. Bilmiyorum, bakalım ona. Kesinlikle ondan eminim. Şimdi neyse. Şuradaki üst alana çıktık. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunda tabii kız... Bak çocuğun burada bir şey var. Güçsüzlüğü var mesela. Hı-hı. Şimdi bizim eski yakışıklı prens olsa bunu tutarsın sağa sola ittirirsin. Evet. Bu çocuk maalesef arkadaşlar ancak ittirir veya çektirir. Normal. Çünkü çocuk. Normal. Orada bir tane de koltuk vardı. Çağır evet, kızı. Kızı işte öyle kolay değil. Önce önce delikanlılar çıkacak. Aa, gel buraya gel. Arkadaşlar bunun temeli, güzel büyüğü çıktı. Bunları hemen köşedeyken bulmuşken sıkıştırınca vuracaksın. Vur nabalıya. Bak kız da geldi bakıyor. Ne oluyor lan burada? Dedim ya sana kafası güzel onun bazen diye. Ne oluyor? Ne oluyor? Niye vuruyorsun bu siyahları? Yamuldunuz. Kurudunuz gençler. Bak bir tane daha çıkıyor Murat. O nasıl kaptı gördün mü? Sanki şey, Mahdi bulmuş. Aha. Yükseldi. Şimdi mesela bazen kızı böyle tehlikeden uzaklaştırmak lazım. Oh, burada bir tane çok güzel, çok güzel yere götürdük. Çok güzel uzaklaştırdım. Direkt oradan kapsınlar diye. Alttan çıkacak alacaklar kızı. Kaçma oğlum sen de. Fenasın.
Yalnız hatırlıyorum, bu şeyler bayağı bir stres yaratıyor. Çok sende. Çok canım. Oyunun bir şeyi var mıydı, zorluk seviyesi? Yok, hayır. Şurada bir tane kol vardı, o ne oldu? Ha, onu çekmedim, yatırattın. Kız orada dursun. Durmaz. İlla gelecek. Mesela basit bir takım şeyler verilebilirmiş. Komutlar mı? Yani, ama ben o dur, kalk. Neden veremezsin? Dur, kalk. Çünkü kızla konuşamıyorsun Murat. Ne olacak? Gel diyorsan dur da dersin canım. Ya onun tek yani, geldi de apa 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 diyor. Başka yani, bir şey yapmıyor. Böyle yaparsın durur yani. Her yerde aynıdır yani bunlar. Şimdi bir tane daha zincir aşağı indik. Diyor ki sen orada bir yerlere gideceksin. Peki sen hepsini oynamayacaksın değil mi onları? Hepsini oynayacağım. Şimdi size bir tane daha böyle hani işten ne kadar sarpa sarabiliyor boyutunu göstermek istiyorum. Aa, bu arada bir nokta var arkadaşlar. Ondan size bahsedeyim. Oyun uzunluğu konusunda diyeceksiniz ki ne kadar uzun bilmeyenler için. Bunu tekrardan remaster ederken bir şey koymuşlar. 59 dakikanın altına bitirseniz trophy açıyor. Ama tabii ezbere bileceksin. Her şeyi bilmem lazım. Tabii ki aynen öyle. Yoksa o kadar 59 dakika değil. Değil. Mümkünatı yani. Yok hem de. 5. levelimizden hemen gidelim. Yani normalde aslında oyun böyle fena oynamadan çözerek 3,5 saatte 4 saatte hemen hemen bitirebiliyor böyle birazcık. Öyle 20 mi? Dakika falan böyle şey yaparsan kafanı yorarsan. Daha uzun oynadığımı hatırlıyorum. Ama abi hani bilmiyorum o zamanlardaki tabii şey. İlk oynadığında 4 saatte bitirdiysen bravo yani. Ben bayağı oynamıştım. 10-12 saat oynamıştım. Bitirmiş miydin? Evet. Oo bayağı bölmüşsün sen o zaman. Ben demek fazla çözemiyordum. Şimdi burada bir takım hadiselerimiz var. Şimdi hemen merdivenimizi kullanalım. Kızımızı çağıralım. Gel canım. Eğer gel demezsek bazen geliyor bazen gelmiyor ama görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok böyle narin çıtı pıtı çıtı evet. Pıtı iniyor. Şurası parladığı için ben biliyorum tabi bulmacayı. Ama halbuki burada görmüş olduğunuz gibi şu platforma ulaşmak lazım ama bunlar şu an kapalı durumda. Kızı bunun üstüne çekersek kızın sihirli güçlerinden faydalanacağız. Gel kız da canım. Aslında çocuk. Çocuk tabi genç evet. Kız yani. Genç kız. Genç kız dedi toy. Hop. Şimdi arkadaşlar bazen yeri gelince bombalar var. Bombaları işte ateşle yakıp o bombaların patlayıp bir takım zeminleri yok ediyorsunuz. Kendine platform oluşturuyorsunuz falan. Böyle bu tip hadiseler de var. Aha bak delikanlılar hemen çıkıyor. Buranın bir taktiği var. Biraz köşe durmak gerekiyor. Yoksa kızı bir sağa bir sola bir sağa bir sola götürüyorlar. Götüremeyecek. Yalnız ne güzel seyrediyor kızda. Ben hiç korkmam diyor böyle şeyler. Ben bir tane buldum diyor. Delikanlı. Hani, kalede kimse yok diyor. Ona rağmen bir tane kahraman geldi. Işıklandırma da farkında mısın Murat? Hani, Işıklandırma yok diye. İşte. Yok. Ama o jenerasyon için gene de adamlar bir şeyler düşünmüşler. Yani ooo kaptılar. Ama götüremeyeceksiniz. Tamam be abi. Ölmediniz yani. Evet güzel. Bak iri kıyım geldi Murat görüyor musun? Bir şey olmaz abi önündeki odun sağlam. Artı 5. Odun artı 5. Dexter de vardı bende tabi. Sen buna şey falan koydun mu hiç? Ne? Yükselttin mi odunu? Ha öyle şeyler. Bıraklı odun falan. Şimdi şurayı bir açalım. Çıkı 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 şurada bir şeyler devirdik. Şimdi arkadaşlar işte sopanın birazcık bazen gücünü kullanmak gerekiyor. Aha. Ya Murat ne koydum herife fark ettim oturdu direkt. O da kızı fena koydu yani. Kızda bir şey olmuyor be. Hemen şunları yakalım. Buraya geldi. La git. Karanlık uçmuş Murat bunlar. Ben buraya gitmek istemem düşüyorum çünkü aşağıya daha fazla. Fatiha oku abi. Güzel yaklaşım. Hemen şuradaki sopayı da yakalım. Tabi bunları çözmek öyle hemen olmuyor arkadaşlar. Aa, ne yapacaktım ne çektim yani, ama. Daha fazla da aslında çok da fazla bir şey göstermene evet, gerek aynen, yok. Bu kadar bence. Yeterli. Bu kadar oynanışta bu kadar göstermene yeter. Ama birazcık dikkatli izleyicilerimiz aslında bir şey göreceklerdir. Bunu daha önceden uzakta görmüştük. Görmüştük evet. Bu şeyi. Bu şeyi yani şu, işte obje yeniyle var neyse. Onu bir aslında nereden gördüğümüzde bir göstermek lazım. Demin ilk çıktığın değirmenin tepesinde evet. Gözüküyordu arkada. Doğru çok doğru güzel. İyi yakalamışsın Murat. Bakın arkadaşlar hı. Görüyor musunuz değirmeni? Aslında geldiğimiz hikaye orada hala hı. Duruyor bizim peşimizde. Yani
Bu hala bu jenerasyonda bile olmayan bir şey. Ben bunu görüyorum. Yani bu kadar böyle bir adamlar 3 boyutlu bir şey maket tasarlıyor belki öncesinde. O makette şu obje olsun, burada bunu yapsın, şunu tasıyor ve bunu oyuna yediriyor. Yani bu muhteşem ya. Bu çok büyük. Evet. Kesinlikle onu söylemek lazım. Küçük alanda geçmiyor. Daha büyük düşünmüş ama mesela tekrar oraya bakarsan eğer hepsi aynı bütünlükte aslında yapılmamış. Çünkü şöyle bir bakarsan biz o kapıdan girdikten sonra çok fazla bir yerden yürümedik. Yani hayır, biraz bir dakika. Pardon. Ha, biz ben load ettim. Load ettim abi. Tamam, lütfen. Doğru, lütfen gözünü seveyim. Pardon. Buna söylenmemiş. Evet. Kayıtlara geçmesin bu. Evet. Adamlar bir kere de yapmışlar. Yani şimdi ICO'dan bilenler için konuşmuyoruz. Tamam, bunu bilmeyenler için konuşuyoruz. ICO'dan ne beklemek lazım? ICO'dan çok güzel bir macera oyunu bekliyorsun ama aksiyon çok yoğun değil. Yani onu bahsedeyim. Aksiyon zaten yavan. Çünkü kare tuşuna basarak en fazla iki kere üst üste bastığından böyle daha böyle bir güçlü bir atak yapıyor. Tabii o da senin zamanını çalıyor beraberinde. Ama bu oyuna eklemesi gereken, eklemesi düşünülen şey zaten sende bir stres yaratmak. O evet. Aksiyon yoksa combo yok da yok bilmem ne hareket çevirip adamın kafasına ileride bir de kılıç alıyorsun sadece envanterde o var. Yani burada zaten oyuna biraz dinamizm ve stres katmak için kullanılmış bu öğe. Evet. Onu da başarmış bence. Görevini yerine getiriyor yani. Tabii ki. Ve bu bir aksiyon oyunu değil çünkü. Şu var mesela, ben şey demek istemiyorum, Prince of Persia ile hep böyle kıyaslıyorum, çok benzer oldukları için. Yani ikisi de platform, ikisi de bir şeyler yapıyorsun. Aksiyon da tamam, Prince of Persia'nın aksiyonu çok daha ileri. Ama mesela bu oyunun saflığı çocuksun. Mesela Prince of Persia'daki bizim delikanlı böyle duvardan çık 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 gider. Oradan perdeye tutar falan. Arkadaşlar bu oyunda öyle safkan şeyler beklemeyeceksiniz. Bu oyunda abicim çıkabileceği platform var. Çıkamıyor musun? Bir şey bul, çek altına. Yok, oraya zıpla, adamın tepesinden takla at, kelleyi al. Bunlar yok. Yani resmen duvarda yürü. Evet. 1 metre, 1,5 metre yukarı çık falan yok. Zamanı durdur falan yok. Evet, bir fantastik dünyada geçiyor. Evet, koruması gereken bir kız var. Ama bunu koruyacak olan kişi çocuksun ve çocukça oynaman gerekiyor. Evet. Kesinlikle, yani bir takım fiziksel sıkıntılarınız var. Bulmacalar o yüzden çok absürt yapılmamış. Böyle herif böyle çocuk işte atıyorum böyle devasa çarkları falan çevirmek falan yok. Çocuk çünkü yapamıyor. Tek yaptığı zincire tırmanmak. Ama yalnızlık hissi, ne olacak hissi. Bu oyun arkadaşlar en güzel şey, sonunda gene kadar ne olacağını bilemiyorsunuz. Çünkü bir tekst yok. Biri size bir şey anlatmıyor. Çözüyorsun, bir şey açılıyor, bir yere gidiyorsun, yeni bir şeyler ya çıkıyor karşına. Dediğim gibi oyunun amacı çok basit. Evet. Kaleden çıkmak ya. Bu kadar, evet. Bu kadar. Kaleden başka kız kurtarma. Başka bir hikaye dallanıp budaklanıp da bilmem nereye gitmiyor. Var bir takım zenginleşten öğeler var. Sonlara doğru çıkıyor. Ama başka karakterler de var. Ama yani aslında hikaye çok basit. Çok bu, saf. Bu kaleden çok saf. Bir o çocuk. Evet, işte çok saf evet. Yani çok kendine şahsına münasır bir oyun ve bu denemediyseniz... şey yapmış olduk. Bu oyunu ne diyeyim, efsanelerden birine dokunmuş olduk. Ha, bu arada çok başarılı, senin gibi God of War kadar güzel bir remake veya remaster değil, onu söylemek lazım. Ama işte o zaman teknolojisine göre iyi uyarlamışlar gene. Sırıtmıyor en azından, onu söyleyebilirim. Tabii Murat, bu arada oyunu bize gönderen, indirmemizi sağlayan Caner Çakır'a çok teşekkür ederiz. Kendisi bize hesabıyla paylaştı. Biz de tekrar bu oyunu oynama şansını elde ettik. Tabii sırada da ne var bu durumda? Shadow of Colossus var. Onu da göreceğiz. Onu da sana vereyim istersen, bir rahatla. Yok yok, sen iyi gidiyorsun, git. Hadi bakalım. Peki, görüşmek üzere diyor muyuz? Diyelim mi? Elim havada kaldı. O zaman diyelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.